Sevgili izleyenler, geçen hafta program konuğumuz Yeşim Alkan'la saç ekiminin inceliklerini konuşmuştuk. Bu hafta da sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Esra Hanım. Bugün mezoterapiyi, PRP'yi birçok konuyu konuşacağız. Öncelikle ben hemen sormak istiyorum. Mezoterapi işlemi nedir? Mezoterapi işlemi saçlarımızın canlılığını ve kalıcılığını koruyabilmek için, daha uzun süre sağlayabilmek için saçlı deriye, saç diplerine enjekte ettiğimiz bir vitamin kombinasyonudur. PRP de yine ona benzer şekilde sadece hastanın kanından, kendi kanından sentrifüj ederek elde ettiğimiz zengin plazmanın içerisinde yine PRP'de olduğu gibi, mezoterapide olduğu gibi farklı vitaminleri de ekleyerek hastaların saç diplerine enjekte ettiğimiz bir tedavi şekli. Saç dökülmesi tedavilerinde şu an çok yaygın kullanılan bir şey PRP ve mezoterapi. Kimlere uygulanabiliyor? Bir kriter var mı? Saç dökülmesi yaşayan herkese uygulanabilir. Bir kriteri yok. Bayan, erkek, herkes bunu belli aralıklarla, hatta ilk 4-5 ay ayda bir, daha sonra yılda bir olmak üzere düzenli bir şekilde yaptırabilirler. Genç yaşlarda gelenler oluyor mu sizi şaşırtan? Evet, çok güzel bir konu. Aslında erkeklerde saç dökülmesi çok erken yaşta başladığı için bazen 18-20 yaşlarında bile hani tip 7 diyebileceğimiz kadar büyük saç açıklığı oluşmuş hastalarla karşılaşıyoruz maalesef. Ama bu tarz hastalarda daha çok hani mezoterapi ve PRP'nin dışında içeriden destekleyecek ilaç tedavileriyle yaklaşıyoruz hastalara. Çünkü bu yaş grubunda ve bu büyüklükte saç dökülmesi yaşayan bir insana öyle dışarıdan PRP mezoterapi yaparak maalesef saçlarını geri getiremeyiz. Dolayısıyla hormonal bir dökülme ise özellikle bu hormonları düzene sokacak çeşitli ilaç tedavileriyle farklı teknikler uyguluyoruz. Peki kaç seansta sonuç alıyorlar? Bir seansta etki ettiği görülüyor mu? Kesinlikle bir seansta iyi bir etki alamazsınız. Bu düzen gerektiren bir şey. Aynı şey mesela bayanlarda yüzümüze de yaptırıyoruz. PRP evet. Şu an çok yaygın bir tedavi yöntemi. Tek seansta %100 veya çok iyi bir sonuç görmemiz zor. Bunun bir rutini var. O prosedüre uygun bir şekilde 4-5 aylık süreçte devam ettirmekte fayda var. Sonrasında da yılda bir kez yapılırsa daha iyi olur, daha kalıcılığı uzun sürer. Yani bir seansa geldikten sonra en erken ne zaman tekrar size başvuruyorlar? Bizim önerimiz 3 hafta, maksimum 4 hafta aralıklarla. Peki nelere dikkat ediyorlar? Kullandıkları ilaçlar veya şampuanlar? Daha çok bizim önerilerimiz doğrultusunda hareket ediyor saç ekimi yaptığımız hastalar. Sadece saç dökülmesiyle ilgili şikayetler için gelen hastalarımızda da tabii onlar da dermatologlara da yönlendiriyoruz biliyorsunuz. Farklı tedaviler de uygulanması gerekiyor. Dikkat etmeleri gereken şey onlara verilen prosedürü düzgün bir şekilde uygulamak ve sürdürmek. Bunun dışında zaten hormonalse veya genetikse çok da önüne geçemeyeceğiniz durumlar da var. Mesela hormonalse evet bazı ilaç tedavileriyle önüne geçebiliyorsunuz veya seyrelmeye başlamış, strese bağlı, kötü beslenme, vitamin vesaire bunlarsa gerçekten bir şekilde önüne geçiyorsunuz. Ama bu hastanın genetiğinde varsa, aileden geliyorsa bunun önüne geçmeniz çok zor. Yani bazı şeyleri değiştiremezsiniz. Dolayısıyla saç ekimi yapmadan kurtarabileceğimiz hasta portföyü çok ayrı, mutlaka saç ekmemiz gerekiyor diyeceğimiz hastalarımız çok ayrı. Aynı gün peki muayene için gelip size işlem yaptıran hastalarınız oluyor mu? İsteyenler oluyor tabii ki ama aynı gün bunu yapmayı ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü öncesinde bir planlama yapmak gerekiyor, bir konsültasyon yapmak gerekiyor. Hastanın bir kere psikolojik olarak bu operasyona hazır olması gerekiyor. Bir hasta size sabah gelip saç açıklığını gösterip bilgi alıp hadi şimdi yapalım diyorsa bilmiyorum bana göre o hasta psikolojik olarak hazır değil. Sadece heveslidir. Yani hastanın başına ne geleceğini çok iyi bilmesi lazım. Nerede, neden bu işlemi yaptırıyor, nasıl bir sonuç alacak, sonucun neye benzeyecek, saç kökleri bunun için uygun mu, değil mi, bu iş için hazır mı? Bunlar çok önemli şeyler aslında. Hani gelir gelmez bir hastayı hadi bugün yapalım olmuyor maalesef. Sonrasında bir süreç var. Bir kere hastanın bu operasyondan birkaç gün önce eğer alkol kullanıyorsa bırakmasını istiyoruz. Kan sulandırıcı kullanıyorsa bırakmasını istiyoruz. Kendisinden de bir takım beklentilerimiz var. Bu prosedürleri düzenli olarak yaptığında 2-3 gün boyunca sonrasında istediği zaman yapıyoruz saç ekimini. Evet, hepsi birbirinden ayrı kavramlar. Kesinlikle. Mezoterapi, PRP ve hepsi. Saç ekimi. Ya bu süreçte genel olarak hepsinin sabırlı olması gerekiyor. Evet, yani zaten tümüyle sabır gerektiren bir şey. Hani işlemi yapan insanlar bu işe çok gönül vermiş olmalı. Yapanlar da çünkü çok sabır gerektiren bir iş yapıyor. Yaptıran hastalarımızın da o gün için en azından 5-6 saat boyunca sabırla operasyon bitene kadar en azından günü atlatmaları gerekiyor. Sonrasında inanın saç ektirdiklerini unutuyor çoğu.
Peki doktor seçiminde nelere dikkat etmeliler? Doktor seçiminde şu an öyle bir pozisyonda ki Türkiye bu konuda gerçekten doktordan ziyade hastalarımız merkez seçimi yapıyor. İşte sonuçlarına bakıyor vesaire işte ne bileyim belki cafcaflı reklamlara bakıyorlar. Çok şaşalı dekorasyonu harika olan kliniklere bakıyorlar. Aslında kriterler bu olmamalı. Veya fiyata bakıyor. İşte ne kadar ucuzsa veya ne kadar pahalıysa o kadar iyidir. Ne kadar ucuzsa işte oraya gideyim. Bunların hiçbir kriter olmamalı. Burada Sağlık Bakanlığı'nın yani devletimizin bu işlemi yapabilmesi için verdiği bir takım yetkiler ve kriterler var. Yani araştırma yaparken öncelikle bu kriterlere uygun bir yere mi gidiyorum? Burada bir doktor var mı? Saçlarımı kim ekecek? Bunlara bakmak lazım. Yani gittiğiniz firmanın Instagram hesabının mavi tıkı veya içerideki dekorasyonunun lüks olması bir kriter değil ve sonucunuzu asla etkilemeyecek. Yani bu işlemi yaptırdığınız insanlar kaç yıldır bu işi yapıyor? Yani öyle merkezler görüyorum ki gerçekten hani 15 yıldır işte deneyimle bunu yapıyoruz falan diyor ama içeride çalışan insanların hepsi 20 yaşında. Daha dün mezun olmuş gerçekten. Mümkün 15 değil zaten. Yıldır bu işi yapması zaten mümkün değil öyle söyleyeyim. Hani kriterler aslında bana göre benim önereceğim şeyler bunlar. Devletin bize sunduğu prosedürleri yerine getirmiş olması, bu işi yapmayla ilgili tüm yetkiye sahip olmuş olması, yurt dışından hasta karşılarken de öyle aslında. Yurt dışından gelen hastalarımız da artık bu kriterlere uyarak gelmeye başladı. Çünkü onlar da sağlık turizmi belgesini sorgulamaya başladılar. Yani devlet bu konuda da bir düzen getirmeye çalıştı, bir sistem kurmaya çalıştı. Kurdu ve gayet de başarılı. O belge elinizde olduğu zaman yurt dışındaki hastaların size güvenle ulaşması daha kolay. Bizim de onlara güvenle ulaşmamız çok daha kolay. Bu belge o kadar çok şeyi kapsıyor ki, mesela bu belgeniz yoksa biz şimdi dünyada işte aynı anda 8 tane ülkeden hasta kabul edebiliyoruz. Bunu kabul edebilmemiz için o 8 dili konuşan insanlara sahip olmamız lazım. Hı hı. Yani o kadar çok dil konuşan rehberleriniz olacak. Bir düzeniniz olacak. O hastayı karşılayan şoförünüzün bile en az 2 dil konuşuyor olması lazım. Buna benzer çok güzel kriterler var. Ve biz zaten bunların hepsine sahibiz. Yani insanlar araştırma yaparken artık hani sadece Türkler değil, yurt dışındaki insanlar da araştırma yaparken bunları da göz önünde bulundurup daha güvenli bir şekilde, daha güvenli hastanelere veya kliniklere ulaşabiliyorlar. Yani görsellere ve reklamlara aldanmayıp daha donanımlı tabii, yerlere gitmeleri gerekiyor. Tabii ki fiyat da aynı gerekiyor. Şekilde. Fiyatta çok komik rakamlar duyuluyor gerçekten. İnanılır gibi değil. Yani normal hani bir kuaföre gitseniz ödeyeceğiniz paralar bunlar. 6-7 saatlik bir operasyon geçireceksiniz. Aynı fiyatlardan bahseden insanlar var. Tabii ki çok üzücü. Üzücü ama bu insanlara bu fırsatı vermemek lazım. Burada da kime iş düşüyor? Yine halkımıza, vatandaşa. Yani bu işlemi yaptırmak isteyen insanlara çok büyük bir iş düşüyor. En azından kendi sağlıkları açısından ne kadar ucuza yaptırabilirim değil, ne kadar güvenli bir şekilde yaptırabilirim. Sonrasında sorun yaşamayacağım bir yer olmalı. İşte doktorum kim, benimle ne kadar ilgilenecek vesaire. Farklı kriterlere bakmaları lazım. Saç ekimine dönecek olursak eğer tekrar... Saç ekiminde Türkiye çok fazla tercih ediliyor. Neden Türkiye bu kadar tercih ediliyor sizce? Çünkü Türk doktorları birçok konuda olduğu gibi, Atatürk'ün de söylediği gibi biliyorsunuz. Sadece saç ekiminde değil, inanın sağlık turizmi diye bir şey var şu anda gündemde biliyorsunuz. Tüp bebek, göz, diş... Buna benzer o kadar çok tedaviler var ki yurt dışından insanların tercih edip buraya geldiği. Saç ekimi bunlardan sadece bir tanesi. Diğer bahsettiğim alanlarla beraber hepsinde çok başarılıyız. Tabii ki başka ülkelere göre fiyatlarımız tabii ki çok daha uygun ve çok harika bir memlekette yaşıyoruz. Ülkemiz çok güzel. İnsanlar gelirken hem daha az ödeme yapıp hem daha fazla gezip dolaşıp daha çok işte yer görüyorlar, dolaşıyorlar. Bütün İstanbul'u gezip dolaşıyorlar. Hem de başarılı bir operasyon geçirip ülkelerine geri dönüyorlar. Burada en büyük kriter operasyonun başarısı. Fiyattan da ziyade. Çünkü hala şu anda İstanbul'da Amerika ile aynı fiyata saç ekimi yapan merkezler de var. Bu demek oluyor ki tek kriterimiz fiyat değil. Biz gerçekten bu işi iyi yapıyoruz. Yani hala hazırda Amerika ile Avrupa ile aynı fiyatlara bu işi burada yapabiliyorsak bu işte çok iyiyiz demektir bu. Gerçekten çok başarılı hekimlerimiz mevcut bu alanda. Dünyada zaten çok popüler hale geldik. Peki sizi neden tercih ediyorlar? En başta güven anladığım kadarıyla. Evet, güven veriyorsunuz. En başta güven. Bu en büyük ve bir numaralı kriter birincisi ve tecrübe. Bu da ikinci kriter. Ve doğal sonuçlar. Yani saç ekiminden sonra istediğiniz kadar sıkı görünsün saçlarınız. Eğer doğal görünmüyorsa gerçekten bunun hiçbir anlamı yok.
Yani 10 bin tane graft ektirebilirsiniz ki bu çok zor ama hani 10 bin tane graft ektirdiniz, gerçekten muhteşem sıkılıkta saçlarınız çıktı. Ama birisi karşınıza geçtiğinde saçınızın ekim olduğunu anlıyorsa, bana göre yani benim gözümde bize göre gerçekten o çok başarılı bir operasyon değil. Ektiğiniz graft sayısı operasyonun başarısını göstermiyor. Burada önemli olan doğal saç çizgisi, doğallığı yakalayabilmek. Diğer birçok estetik konusunda da olduğu gibi. Peki son olarak bir soru daha sormak istiyorum. Saç tıraşı yapmadan saç ekimine değinelim son kez. Çok güzel bir konu Esra Hanım. Çünkü saç ekimi yaparken saçları genelde tıraşladığımız için hastalarımız sonrasındaki sosyal yaşantısının bundan etkileneceğini düşündüğü için tıraşsız saç ekimi çok sormaya başladılar. Biz evet saç tıraşı yapmadan saç ekimi yapıyoruz ama bu her hastaya yapılabilecek bir uygulama değil. Bunu yapabilmemiz için bir kere saç açıklığının küçük olması lazım. Yani tip 2 diyebileceğimiz, sadece golf alanında, sadece ön kısımda olması lazım. Başın tümünde bir açıklık varsa çalışacağımız yer sadece donör saha kalıyor ve orayı zaten tıraşlamamız gerekiyor. Sadece ön kısımlara saç ekimi yapacaksak biz ense bölgesine çok küçük bir pencere açıyoruz. Graftleri alabileceğimiz ufak bir alan. Oradan saçları çıkartıp saçın tümünü kesmeden ön kısma ekip hastamızı taburcu edebiliyoruz. Bu mümkün. Peki ben çok teşekkür ederim. Programımıza konuk oldunuz. Çok bütün sorularımızı yanıtladınız. Çok sağ olun.